İyi akşamlar efendim, Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Çarşamba Taksim Meydanı'ndaki çarşamba buluşmamızda gene tam kadro karşınızdayız. Yoğun Türkiye gündemini masaya yatıracağız. Önce anlayacağız, sonra da anlatmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Şimdi sol baştan hemen konuklarımızı e, tanıtarak başlayayım. Hukukçu konuklarımız var bugün stüdyomuzda her çarşamba hemen hemen bizi yalnız bırakmıyor mavi ceketiyle gelmiş gene. Cem Kaya avukat hukukçu Cem Kaya Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli Gürkan Acır. Ben İyi. halen klasörlerinizde kaldım. Geçen hafta Canan Kaftancıoğlu'nun kararı bile o klasörlerden hazırmış, çıkardı Çıkarsın. değil mi? Evet, evet tabii canım evet. Hangi bazen... konu konuşuluyorsa var onun. Var ama bugün klasör zayıf geldi. Bugün zayıf, gel. bugün zayıf, gel. zayıf <laughs> klasör gelmiş. Neyse. Ee, Hasan Öztürk Ülke TV genel yayın yönetmeni Hasan Bey hoş geldiniz. Eyvallah, kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Murat Kelkitlioğlu gazeteci. Hoş geldiniz hoş bulduk, Murat Bey. İyi yayınlar. TV100.com yazarı ve yorumcusu <laughs> Barış arkadaş Barış hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ve bugün programımızı uzunca bir aradan sonra tekrar ağırladığımız hukukçu avukat Mehmet Ruşen Gültekin. Sizlerle tv olmak güzel. İyi hoş yayınlar diliyorum Hoş Saygılar geldiniz. Diliyorum. Hoş geldiniz. Şimdi sevgili izleyiciler çok konumuz var. Hızlıca başlayalım. Uzun bir maratona giriyoruz çünkü. Ama e, bugün arkadaşlarımla Sinan Kalaycı'yla beraber oturduk. Ne yapalım, ne konuşalım, neyle başlayalım? Murat de da sabahtan itibaren bana taciz ateşlerini yapmaya başladı. Gürkan ne konuşacağız, sıralamada nasıl falan. Ee, birinci konu şunu alalım dedik. Çünkü gerçekten Türkiye'nin konuştuğu akşam saatlerinde özellikle daha da çok konuşmaya başladığı bir konu. Biliyorsunuz şiddet sarmalına gireceğiz. Gençlerin üzerinde bu şiddet sarmalı nasıl etkili oluyor onlara geleceğiz. Ama birinci konu. E Türkiye'nin en büyük köfte zinciri. Köfte zinciri ne demek? Köfte mağazaları var. Yani köfte dükkanları var. Hem satış yapıyorlar hem de normal restoran gibi faaliyet gösteriyorlar. 278 şubesi olan, sadece İstanbul'da 68 şubesi olan bir köfte zinciri, köfte restoranlar zincirinde ee, yapılan tetkikte Tarım Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada, birazdan onun belgesini de getireceğiz sevgili izleyiciler, etin içerisinde domuz eti bulunmuş. Evet, bu gerçekten bomba gibi düştü gündeme. Biz de birinci gündem maddemiz olarak bunu alıyoruz. Tüm Türkiye şaşkın, tüm Türkiye neye uğradığını şaşırmış vaziyette. Çünkü çok büyük bir e, zincir ve hemen hemen orada neredeyse yemek yemeyen... Belki de kimse yok özellikle karayollarında şehirler arası yolculuklara çıkan e, yurttaşlarımızın uğrak yeri olan ucuz hızlı e, tüketimiyle bilinen bir zincir ve burada domuz eti çıktığı Hasan Öztürk'te başlasam fena olmaz gibi geliyor bana Hasan Bey malum bahsettiğimiz yeri biliyorsunuz. Evet e, şu anda o rapor e, bütün internet sitelerinde yayınlandı. Biz de sorumlu yayıncılık ilkesi gereği itirazlar olabilir, başka şeyler olabilir. Dolayısıyla isim vermiyoruz. Evet. Ama izleyicilerimiz de bilen biliyor. Fakat internette pek çok haber sitesinde, pek çok ajansta bu isim yazıyor. Evet. Biz de o belgeyi getireceğiz. İsterseniz önce belgeyi bir getirelim ekrana. Ee, Sinancım, senden rica edeyim. Heh. Sevgili izleyiciler, işte bakın o belge Tarım Orman e, Bakanlığı'nın e, örnek üzerinden yaptığı bir analiz sonucu analiz sonucunda e, tek tırnaklı hayvan olarak bilinen tek tırnaklılar yok tespit yok. edilemedi diyor fakat domuz tespit edildi diyor kanatlı Lot, hayvan lok, tespit evet edilemedi. kanat kanatlı evet. hayvan tespit edilemedi domuz tespit edildi diyor şimdi sevgili izleyiciler birazdan birazdan e, gıda mühendisi e, Nurten Sırmayı Bağlayacağız yayınımıza. Ona soracağız. Bu işin e, sıhhi yönünü, tıbbi yönünü soracağız. Ama tabii Türkiye, Kahire serisi Müslüman bir ülke ve Türk e, Müslümanın, yani Müslüman inanışına göre Türkiye'de e, domuz eti yemek haram. Diyeyim Hasan Öztürk'le başlayayım. Şimdi Hasan Bey şaşk Şaşırdınız mı? E şaşırdım ee, ama şöyle bir şey e, Tarım Bakanlığı'nın Bu konudaki ısrarlı takibinin Devam etmesi gerektiğinden Altın çiziyorum Pek bu olmayabilir mi diyorsunuz Değilmiş zaten. Değilmiş. Bunu çok daha geniş bir yelpazeye yayacaklarmış Hı. Denetimlerde çok sık bir şekilde evet. yapılacakmış e, Bunun altında çizelim e, İkinci husus e, insanların bile isteye Her şeye yeme içme hakkı var Bile isteye yani evet bir dediniz ki Müslümanların domuz yemesi haram. Amenna. Ama biz biliyoruz ki Müslüman olup domuz eti yiyen birçok insan var. Birçok insan var. Buna da hiç, biz karışmayız. Yani nasıl iç, içki haramdır diye yani. Biz, i̇çilmiyor mu diyorsunuz değil mi? Ama ha, içilmiyor ha. mu? Evet. Ama bile isteyen insanlar gidip ben işte efendim köfteci bilmem kime uğrayacağım ve sonra oturacağım bana lütfen domuz etinden yapılmış köftemi getirin deyip oturup o köfteyi afiyet de yiyebilir. Bunda bir beys yok. Hı hı. Bana ne? Beni hiç ilgilendirmez. O insanların tercih. Ama insanlara sana işte efendim dana kıymasından efendim küçük baş hayvan kıymasından köfte yaptım ucuza da mal ettim. Ben çünkü üreticiyim deyip de ucuz ürün olarak ucuz ürün olarak domuz etini insanlara yediriyorsanız kardeşim bunun bedelini çok ağır ödemeniz lazım. Hatta bakın o zincir marketin faaliyetlerin durması lazım. Niye? Bu bir sahtekarlık. Oradan başlıyoruz. Şimdi evet ben domuz eti yemiyorum. Ben Müslüman bir adamım. İnancım gereği yemiyorum diyorum. E iyi edebilirim. Müslümanım ama haram işlemek istiyorum kardeşim. Yani Allah haram demiş ama haram işlemi özgürlüğüne bırakmış yani. Böyle bir şey yani dini bir şey söylüyorum. Yani insana bu haramdır demiş ama haram işlemi özgürlüğünde bırakmış. Bu senin Allah'a vereceğin hesapla ilgili bir şey. Ama bu öbürküsü sana ben efendim büyükbaş hayvandan elde ettiğim kıymanın köftesini veriyorum. Ya da küçükbaş hayvandan elde ettiğim kıymadan sana ikram ediyorum deyip çok daha ucuza mal ettiği domuz etinden mamul kıymadan köfte ikram ediyor. Bu sahtekarlık bir de çok ucuz veriyor Onu zaten. Diyorum işte. Evet. Tabii tabii onu zaten. O. Şimdi daha önce aynı marketle ilgili, aynı işte efendim zincirle ilgili soya kıyması. kıyması evet. Ha tamam. Soya kıyması. O laf çıkmıştı epidir. Evet evet. Soya kıyması onun için ucuz oluyor diye. Hani soya ithal ettiğinde öne geçen bir film. şimdi ona da izah etmesi gerekiyor. Yani soyayı da insanlara ben efendim dana kıymasından köfte yaptım diye O da ağır bedel. Ama tabii domuz eti olunca insan biraz da irit oluyor. Yani biraz daha şimdi sizin kaycınızı da gördüm. Ben de yedim mi? Şimdi dolayısıyla bunun sahtekar... Yani Vatandaş soruyor. Ben ne, ha, yedim, ben, ben ne yedim? Ben ne yedim? Ee, bu e, sahtekarlık ve düzenbazlığın e, para kazanmanın üçkağıtçılığı. E, insan sağlığı açısından başka bir şey. Onu artık hani Bilim insanlar sağlıkçılar e, filan söylecek yani domuz eti insan sağlığına ne, ne kadar zarar verirsiniz? Birazdan zararsın. soracağız onu. O ayrı bir şey. O, on da ayrı. İnanç meselesini çözdük. İşin düzenbazlık meselesine. Bu neye benziyor? Ha bu biraz böyle diyor biraz midemizde kaldıran bir şey olsun belki uzun uzun Yani zeytin yağdaki e, hilede de ben işte efendim e, zeytinden Riviera diyebilirsiniz. Yani sıcak sıkım yaptım. Ucuza mal ettim dersiniz. Evet onun e, asit oranı yüksektir ve ucuza mal edebilirsiniz. Ama onun içerisine ayçiçek yağı koyarsanız, soya yağı koyarsanız başka bir yağcık koyarsanız Evet. E burada da sahtekarlık yapmış oluyoruz. Dolayısıyla Hasan burada, Bey yalnız tabii şu var, yani içine kanatlı hayvan mesela tavuk eti karışmış olsaydı tepki bu kadar çok olmaz. olmaz. Bir kere bunu kabul ya, edeyim, olmaz değil mi? Tamamen. eti olmaz. eti ya. Neticede ben ilk dini ilk, inanışla alakalı şöyle, ilk bir şey. Bana var. bana sormanızın sebebini de bildiğim için ben hani frenlerim ya daha doğrusu böyle yani kendimi dizginliyette konuşuyorum. Şöyle yani halt etmek budur işte yani bu halt etmektir. Yani Müslüman mahallesinde salyango satmak diye çok güzel bir deyimimiz var ya siz e, bu memlekette insanların öyle ya da böyle hassasiyet gösterdi. Ya bizim memleketin şöyle bir memleket arkadaşlar. Perşembe akşamı olduğu zaman içkisini içmeyip yarın cumaya cumaya giderim diyen insanların memleketi. Bak Bilo, yani, evet bile. Ya Bak ya böyle bir toplumuz biz. Yani yani insanlarımız en nihayet, çok güzeldi. Bizim ateistimiz bile Allah'ın okunduğunda de. müziği kapatmayan bir işletme var ha mı işte Türkiye'de? tamam. dolayısıyla böyle bir toplum böyle İnancı bir milletiz, ne olursa biz. olsun. Dolayısıyla hani bizim inançlarımızla bu kadar da e, oynamayın. E, o, tamam. İnsanlar e, yani eski bir siyasetçi paylaşım yapmıştı Eşiyle beraber yemiş. İşte, e, ne Dörtte bir porsiyon domuz etini mideye indirdim diye paylaşım yapmıştı. Çok eleştirilmişti. Ya ye tamam. Amen. Canan Kaftancı Ya ben söylemedim. İsim söylemiyorum da. E, yiyebilirsin. Bak bu, bu tercihine ben hiçbir şey demem. Ama bu olay sahtekarlık, düzenbazlık e, ve yani halt etmek.